14 ayda meydana gelen motosiklet kazalarında 150'den fazla kişi hayatını kaybetti. Motosiklet kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kazalar nasıl önlenir? Arkadaşımız Erman Yapan sizler için araştırdı. Asfalt zımpara gibi. Bütün deriyi yakıyor. İstatistikler çarpıcı. Temmuz ayından itibaren Türkiye yollarında 150'den fazla kişi motosiklet kazalarında can verdi. Peki neden bu kadar çok kaza oluyor? İşin uzmanlarına göre Türkiye'de motosiklet kültürü daha yerleşmedi. Motosiklet sürücülerin üzerinde kaporta yok. Görmüş olduğunuz gibi sadece kıyafet ve kask var. İşte durum böyle olunca sürücüler de muhakkak motosiklet sürücülerine daha saygılı ve dikkatli olması gerekiyor. Dört tekerlekli araç sürücüleri dikiz aynalarında bu tür küçük araçları görmeye çok alışkın değil. Görseler bile çok önem verilmiyor. Şerit ihlalleri oluyor. Sıkıştırmalar olabiliyor. Bu yavaş yavaş kültüre yerleşecek. Ancak iş otomobil sürücülerinde bitmiyor. Motosiklet kullananların da dikkat etmesi gerekenler var. Marşa bastığınız an kaskınız, ceketiniz, pantolonunuz, korumalarınız, dizliğiniz, botunuz her şeyinizin üzerinde olması lazım. Sürüş güvenliği uzmanı Burak Ercan ciddi eğitimin önemine dikkat çekti. Aynı şekilde devam ediyoruz. Debriyajı unutma. Gelsinler en azından trafiğe çıkmadan. Burada güvenli sürüş olsun, ileri seviye sürüş olsun. Burada trafiğe kapalı bir alanda bunları simüle edelim. En azından trafiğe daha güvenli bir şekilde, daha az risk alarak çıksınlar. Uzmanlar eşliğinde verilen eğitimlerle öğrenciler şehir içi trafiğine hazır hale getiriliyor. Aynen, şu an ehliyeti çok rahatlıkla alabilir ama trafiğe çıkabilecek pozisyonda değil. Onun için biraz daha pratik yapması ve biraz daha çalışması gerekiyor. Öncelikle teorik eğitim aldım. Daha sonra skuterle bir eğitim alındı. Bunların hepsi bir gün içerisinde gerçekleşti. Vitesliğe geçildi. Araba kullandığım için zaten hani vites mantığını bildiğim için çok fazla zorlanmadım. Falan gayet güzel. Gidiyorlar.